السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bir seferinde kavmi eksikliklerden ve zaaflardan bahsetti. Bir hutbe okudu, hutbe verdi. O hutbede bu zaafların sebepleri ve cemaatin onlardan korunması konusunda cemaatin dikkatini çekti. Bu konu bugün dahi gereklidir. Onun için ben ondan istifade ederek bugün bu konuyu aldım. Eksiklikler ve zaaflar daima iki çeşit olur. Birisi kişisel zaaflar, öteki kavmi zaaflar ve eksiklikler. Aynı şekilde iyilikler dahi iki çeşit olur. Birisi kişisel İyilikler ve öteki kavmi, ulusal iyilikler. Kişisel eksiklikler öyledir ki kişilerde olur, ancak min hesul kavm, kavim olarak kavimde onlar bulunmaz. Aynı şekilde iyilikler vardır. Bazı iyilikler kişilerde olur, fakat kavim olarak o kavimde onlar bulunmaz. Kişiler kendi bilgilerinden ve çabalarından dolayı bazı iyiliklere sahip olurlar. Kendilerinde onları yaratırlar. Aynı şekilde eksikliklerin sebepleri. Her insanın kendi durumuna ve çevresine göre olur. Ondan dolayı olur. Kötülük ve iyi konusunda şunu da hatırımızda tutmamız lazım. Hayır ve kötülük yahut eksiklik yahut ve iyilik kendi çevrenin etkilerinin neticesinde doğar. Bunun örneği şöyledir. Nasıl ki bir tohum yer olmadan yetişemez, bitemez. Aynı şekilde bugünlerde yeni çiftlik yollarında bir özel bir çeşit toprak hazırlanır. İçinde suyu cezbetme ve tohumu yetiştirme gücü olur. O topraklarda büyük kaplarda bulunur o toprak ve büyük salonlarda tutulur onlar. Fakat o olmadan tohum yetişemez.
hangi tohum olursa olsun ondan iyi istifade etmek için onun gayesine elde etmek, gayesine ulaşmak için toprağa ya toprağa uygun bir çevreye muhtaç olur. Ve o olmadan tohum eğer biterse de az bir müddet sonra ölecek, gidecek. Aynı şekilde kötülük yahut iyilik eksiklikler yahut iyiliklerden dolayı ortaya çıkan, o da çevrenin neticesinde ortaya çıkar. Onun için iyiliklikler yahut kötülüklerin çoğalması konusunda çevre lazımi bir gereksinmedir. Çevrenin etkileri bir hayır yahut bir kötülük için özel bir zemin hazırlamazsa o ana kadar o iyilik yahut o kötülük asla yetişemez. Ancak çevre dahi iki çeşit olur. Gerekli değil ki bir çeşit çevre her bir insana aynı şekilde etki yaratsın. Bir çeşit çevre belli insanlar üzerinde etkisini gösterir. Ve kavim olarak her bir kimseyi etkilemez. Onun örneği öyle bir toprağa benzer ki içinde özel çiftlikler yetişebilir. Mesela Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'a örnek vermiştir. Zafran vardır. Hindistan'da yetişir. Bütün Hindistan'da yetişmez. Aksine Keşmir bölgesinde oluşur ve orada dahi belli bir bölge vardır. Orada özel zafran yetişir. Ve güzeldir o. Pakistanlılar da bilirler. Yahut da çalışanlar birçok insan bilirler. Güzel basmati pirinç nasıl ki Kalra bölgesinde olur, Pakistan'ın diğer bölgelerinde o yetişmez. Tarım uzmanları çok çaba sarf ettiler ancak başarıya ulaşamadılar. Öyle güzel koku veremediler. Kısacası belli durumlarda belli tohumlar için Yüce Allah kudret yasasını ortaya çıkarmıştır yahut belli etmiştir. Yoksa onlar olmadan o özellik ortaya çıkmaz. Zemin vardır yahut diğer mevsim etkileri vardır. Hepsi onun üzerinde etkisini gösterir. Buna mukabil bazı tarlalar var. Mesela buğday yahut belli bazı meyveler olur. Bustanlar. Bir ülkede her yerde olur onlar. Mahsul konusunda az yahut çok olabilir. Ancak her yerde onlar yetişebilirler. Aynı şekilde hayırlar ve kötülükler dahi bazı etkilerin neticesinde kavmi duruma gelir ve bütün kavmin ilerlemesinin yahut zevalının vasıtası haline gelir. Kişilerin kötülükleri kişilerin çabası neticesinde iyileşebilir. Ve eğer çaba sarf ederlerse yalnız kötülükler yok olmakla kalmayıp aksine kişilerde eğer onlar çaba sarf ederlerse kişisel iyilikler dahi doğabilir. Ancak kavmi etkiler neticesinde kötülükler yahut iyilikler olursa onlar için
belli bir insanın çabası faydalı fayda vermez. Çünkü eğer kişi bir küllün bir parçasıdır ve kül de tamamlarda bir kötü olursa o bir cüzün ıslahı ile iyileşmez. Aksine kül eğer kötü ise tek dahi ondan etkilenir. Eğer bir çevrede bütün o bölgede bütün çevre kötü ise bütün orada yaşayanlar ondan etkilenecekler. Mesela eğer misal insani bedenin örneğini ele alalım. Eğer bir insan zehir alırsa bu olamaz ki o zehir eli ve ayağı ve dimağı ve beynine etki etmesin. Bütün o bedeni üzerinde etkisini gösterecektir. Aynı şekilde bizim yemeğimiz var, yiyeceklerimiz, meyve yiyoruz, et yiyoruz ya değişik maddeler yiyoruz. Bunlardan bedenin her parçası istifade edecek. Çünkü bunlar bütün uzuvlar külün yani bireyleridir bedenin. Onun için o zehirde dahi etkisini alırlar ve iyi yemekten de etkilerini alırlar. Aynı şekilde iyilik yahut kötülük kavmi olarak ortaya çıkarsa o bütün kavmi üzerinde etkisini gösterir. Onun için kavmi iyilikler yahut kötülükler belli bedenin bir kısmı yahut bir kişi onlara karşı koyamaz. Yahut bir insanın ıslahı ile bütün kavim ıslah edilmez. Yahut onla o kötülükler uzaklaştırılamaz bu şekilde. Ne de iyilikler yayabilir. Çünkü küllün etkisi cüz üzerinde olur. Kısacası bu usul budur. Eğer kül birey faydalı olursa onun cüzü dahi fayda alacak. Eğer birey zarar görürse onun cüzü dahi zarar görecek. Demek ki kişilerin kötülükleri teşhis edilerek sonra tedavi edilerek uzaklaştırılmaya çalışılabilir. Ve bir insan kendisi hissetmeye başlarsa o kendisi çaba sarf ederek dahi kendi kötülüklerini yok edebilir. Ancak kavmi ulus kötülükleri yok etmek için bütün kavmin çaba göstermesi lazım, dikkat etmesi lazım. Eğer kavim olarak onlar kötülükleri yok etmeye kalkmazsa ve çaba sarf etmezse yahut bir kavim olarak tedavi etmek için etmeye hazırlanmazsa bir kavim olarak onlar kötülükler o kötülükler bütün kavimde ortaya çıkar ve bir zaman gelir ki o kavimi helak etmeye sebep olur. Kısacası aramızdan her birimiz kendi eksikliklerimizi görelim, bu gereklidir. Aynı yerde bu da gereklidir ki biz kavim olarak kendi eksikliklerimizi araştıralım, onları görelim ve onları ortaya çıkaralım. Ve sonra bir kavim olarak onların tedavisi ve tedariğini yapalım, onları tedarik edelim. Ve bu tedavide her bir insan kendi karakterini, rolünü oynamalı. Çünkü ortak çaba olmadan ve ortak tedavi olmadan biz başarıya ulaşamayız. Dünya yasalarına dahi bakarsak hiç bir mesela sel vardır, diğer afetler vardır. Bir çiftçi kendi tarlasını koruyamaz sel zamanında. Engel olmak, onun planını yapmak bu devletin görevidir. Çaba devlet tarafından hazırlanır. Hükümet
isimdir. İnsanların toplumunun ve eğer hükümet işsiz olursa, zayıf olursa orada bütün kavim zarar görür. Pakistan'da mesela geçen günlerde sel oldu, yaz günlerinde biz gördük. Ve daima görüyoruz. Bazen kudreti afetlerden korunabilir. Tabii ki kudreti afetler öyledir ki gelirse onlardan korunmak zor olur. Fakat öyleler de vardır ki onlardan korunabilir. Bazı afetlerin gelmesinden önce onlardan uyarmak için hazırlıklar yapılır. Fakat insan kendi pervasızlıktan dolayı dikkat etmez ve zarar görür. Kısacası eğer kavim ya hükümet kendi sorumluluklarını hissetmezse zarar kat kat çoğalır. Ve bu genellikle dünyada biz onu görüyoruz. Kavmi his ıslah için gereklidir. Ahmadiyya cemaati ile alakalı olarak şu konuda Hazreti Musleh Mevud dikkatimizi çekerek bu kötü kavmi kötülüklere nasıl bakmalıyız ve nasıl üzerinde dikkat etmeliyiz diye buyurdu ki eğer cemaat bazı yönlerden buna dikkat ederse ve onun tedavisini yaparsa fayda elde edilebilir. Değişik yollar vardır onun yolları. Çünkü bu yollar kavmi hastalıkların teşhisini yapabilirler. Ve teşhis yapılırsa tedavi dahi yapılabilir. İlk yol talimattır ki bir kavimde onlar bulunurlar. Ve onlara amel etmek her insan kendisini bir görev saysın. Öyle kötülükler yahut o kötü talimatın neticesi ise yahut o talimattan kötü netice elde edilebilirse nasıl ki bazı dinlerde vardır, o zaman ondan dolayı kötülükler ve bidatlar ortaya çıkar ve bidatlar olursa daha sonra kötülükler ortaya çıkar. Eğer bir dinde yanlış inançlar varsa ondan herkes etkilenecek o dine inanan. Ve kültürel ve normal hayatta dahi ondan kötü etkiler ortaya çıkacak. Yalnız dinsel olarak değil, kültürde, medeniyette dahi kötü neticeler ortaya çıkacak. Ancak biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanıyoruz ve inanıyoruz ki bu talimatta bir eksiklik yoktur. Ve onun kötü neticeleri asla çıkamaz. Ya olamaz ki bundan bir kötülük ortaya çıksın, doğsun. Çünkü talimat tabii eksiklik yoktur. Onun için kötü bir netice çıkamaz. Onun için Müslümanlarda asla kötülük gelemez diye düşünüldü. Ancak acaba bütün Müslümanlar kötülüklerden uzak mıdırlar? Arınmış mıdırlar? Biz çevremizi araştırdığımız zaman, Müslümanların genel durumuna baktığımız zaman anlıyoruz ki insanların çoğu kötülüklere alışmıştır, girmiştir. Müpteladır kötülüklere. Onun için şunun üzerinde dikkat etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir eksiklik yoktur. Allah-u Teala bizzat onda şu ilan yaptı ki bunda bir eksiklik yoktur. Kamil ve mükemmel şeriattır. Eğer Kur'an-ı Kerim'in sayısız gaybi haberler tamamlandıysa ve biz görüyoruz ki tamamlanıyor.
O zaman demek ki bu Allah-u Teala'nın bu ilanı dahi gereklidir ki Kur'an-ı Kerim'in talimatı her ayıptan uzaktır ve kamil ve mükemmel talimattır. O zaman biz bunun doğru olduğunu kabul ediyoruz. Soru şudur. O zaman eksiklik nerededir? Bunun cevabı şu olmalı. Onu anlamak konusunda hata vardır. Onun üzerinde amel etmek konusunda hata vardır. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bir eksiklik yoksa o zaman şüphesiz bizim düşüncemizde ve amelimizde eksiklik vardır. Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle zaaf yoktur. Ve anlamak hatası neticesinde kavim etkilenmiştir. Bu hatalar kavmin eski ulemaların yanlış Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlama neticesinde dahi olabilir ve mevcut ulemaların yanlış olarak onu anlamak neticesinde de olabilir. Kısacası netice bellidir. Biz onu görüyoruz, o neticeyi. Şimdi ulemalar yahut müfessirler şüphesiz düşünceleri vardı yahut vardır ve kişiseldir onlar. Fakat kavim şunu demiyor ki bu ulemaların düşünceleridir. O ulemalara bakar kavim. Onun için onların arkasında yürüyenler yanlış düşünceleri neticesinde ya tefsirleri anlayamadıkları neticesinde güzel talimatına rağmen istifade edemediler. Aksine zarar gördüler ve görüyorlar, zararı görüyorlar. Ve bundan dolayı kavimde kötülükler ortaya çıkıyor. Bazı yanlış gelenekler ortaya çıktı. Ki Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın talimatıyla onun zerre kadar alakası yoktur. Çevrenin etkisi neticesi söz konusu oldu. Diğer dinlerin etkisi oldu. Medeniyetin etkisi oldu. Yanlış bir şekilde onu dinin parçası olarak kabul edildi. Kısacası eksiklikler ortaya çıktı. Allah-u Teala'nın lütfudur ki biz Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine girdik. Ve bu eski gelenekler ve hikmetten uzak olan rivayetler yahut tefsirlerin bizim üzerimizde etkisi olamaz ve olmamalıdır. Ancak yine de biz tam olarak korunmuş değildir. Neden? Çünkü kendi rivayetlerine sahip olanlar insanlar cemaate girerler ve bazı seferlerde bazı konularda onlar şüpheye düşerler. Ya da ne derler ki bu şöyle dahi onu izah etmekte dahi bir bahis yoktur. Ve bazı yeni gelen ulemalar bazen kendi düşüncelerine göre tefsir ileri sürerler. Yasak değildir, olmalı. Ancak onun için bazı usuller vardır. Kısacası bu hata yüzünden, yanlışlık yüzünden yanlış bir düşünce ortaya çıkabilir. Ve bundan dolayı o kötülükten korunmak için ulemaların dahi hilafete ve cemaat nizamının altında kendi düşüncelerini ileri sürmelidirler. Kısacası şüphesiz biz genel olarak yanlış düşüncelerden Allah-u Teala'nın lütfuyla korunmuşuzdur. Genel olarak Allah-u Teala'nın lütfuyla. Fakat kendimizi yanlışlıklardan uzak tutmak ihtiyacı müstakildir. Ki ve onun yolu da şudur ki biz gayri Ahmedilerin hataları daima gözlerimizin önünde bulunduralım. Çünkü
onlar üzerinde onlar göz önünde bulundurarak biz kendimizde o yanlışlıkların girmesine mani olabiliriz ve kavmi eksikliklerden korunabiliriz. Sonra şuna dahi dikkat etmemiz lazım. Bizim çevremizde diğer dinler yahut diğer insanlar vardır. Hangi dininden olurlarsa olsunlar, ister dine inansınlar yahut inanmasınlar, belli bir dine, Allah'a inansınlar yahut inanmasınlar, onlar arasında hangi kavmi eksiklikler vardır? Bu daireyi diğer ülkelerin kavmi eksikliklere kadar genişletmeliyiz. Şimdi dünya o kadar yakınlaşmıştır ki bütün dünyada yaşayanlar birbirinin komşusu haline gelmişlerdir. Yani fasılalar artık kalmamıştır ve medya dahi bu uzaklıkları yok etmiştir. Onların iyilikleri ve kötülüklerini biz görüyoruz hepsini. Ve komşu ülkelerin etkileri olur birbirlerimiz üzerinde. Çocukların kaldığı ortam, hangi ortamda onlar olurlarsa olsunlar, o ortamın etkisi olur çocuklar üzerinde. Anne babalar ne kadar isterlerse onlara ders versinler. Fakat nerede zaaf olursa, ders vermelerine rağmen çevrenin etkisi mutlaka kendini gösterir. Sonra şu dahi vardır. Çocuklar daha fazla okulda ve diğer çocuklarla birlikte oynamakla zamanını geçirirler ve evde şu çağda öyle dostlar bulunur. Onlar televizyon vasıtasıyla araya girdiler. Onlar çocuklar ve büyükler hepsinin üzerinde etkisini gösterirler. Bunun neticesi şudur ki çocuklar anne babanın sözünü dinlemek istemezler. Ve anne babalar kendileri dahi çocuklarla kendileri arasında fasıla yaratırlar. Kendi meşguliyetinden dolayı yahut diğer sebeplerden dolayı. Ve sonra öyleler dahi vardır ki eve girerek bu televizyon ve diğer vasıtalarla kendi çevrelerini bozarlar, yozlaştırırlar. Ve neticesi şu olur ki ve oluyor da ki anne baba çocuklar üzerinde zulüm etmeye başlarlar. Ve çocuklar anne babalara saygı göstermezler. Derler ki bu çevrede bu böyle kalacağız. Buradaysanız burada geçinmelisiniz. Ve bu daha sonra kişisel eksiklikler olarak kalmaz. Bunlar kavmi kötülükler haline gelir. Evler bozulmaktadır. Anne babalar çocukların manevi olarak da öldürürler ve bedensel olarak da onları öldürmektedirler. Batı toplum hürriyet adı altında bir helakete doğru gitmektedir. Ve bu kavmi kötülüktür. Fakat bazı Ahmediler dahi ona hedef oldular. Bu kavmi kötülük haline gelmeden önce ve her tarafa yayılmadan önce ve Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a inandıktan sonra biz yine cehalete geri dönelim. Ondan önce bizim kavim olarak bunlardan uzak durmak için çabayı daha da hızlandırmalıyız. Kısacası Ahmediye cemaatinin nizamının bütün parçaları buna dikkat etmek için otursunlar bir arada, plan kursunlar. Daha şimdiden onu yok etmeye çalışsınlar. Hangi kötülük olursa olsun. Allah dua ediyorum. Allah-u Teala korusun aramızdan bazı bir kavim olarak
batılı hastalıklar bizim araya girmeden önce bunu yapmalıyız. Biz dünyanın tedavisini üstlendik. Biz söz verdik yahut ilan ettik ki dünyayı tedavi edeceğiz. Eğer tedavi edenler hasta olurlarsa o zaman dünyadan kişisel ve kavmi kötülükleri kim yok edecek? Sonra şunu dahi göz önünde bulundurarak düşünmemiz lazım. Hangi kavimde belli durumdan dolayı bazı iyilikler dahi söz konusu olabilir ve bazı eksiklikler dahi ortaya çıkabilir. Onun örneği Hazreti Müslim Mevdudiyelani şöyle vermiştir. Bizim cemaat Allah-u Teala'nın lütfuyla her yere yayılmıştır. Ve Allah-u Teala uzak insanların kalbini fethetmektedir. Çok genişlik vermiştir Allah-u Teala şimdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Ve bizim cemaatimizin inancı şudur. Gayri Ahmedilerin arkasında namaz kılmamalıyız. Çünkü Gayri Ahmedi imam Allah-u Teala'nın zamanın imamı olarak gönderdiği zata inanmamıştır. Ve yalnız inanmamakla kalmayıp kötü dil dahi kullanırlar onun aleyhinde. Çirkin dil kullanırlar. Onun için biz Allah-u Teala'nın tayin ettiği imama insanların tayin ettiği imamı üstün tutamayız. Onun için biz onların arkasında namaz kılmıyoruz. Şimdi genel olarak Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin merkezleri vardır ve camileri dahi vardır. Orada Ahmedi cemaat ile birlikte namaz kılabilirler. Yahut kılarlar. Ancak şimdi bazı bölgeler öyledir ki orada birer ikişer Ahmedilerin evleri vardır. Onlar evde namaz kılarlar. Birlikte namaz kılacaklarına herkes kendi namazını ayrı kılar. Ben daha önce de dikkatinizi çektim. Evde dahi cemaat ile birlikte namaz kılın. Bir zararı yok. Yahut bazı kimseler biz meşgulüz diyerek kendi ayrı namaz kılarlar. Bazı işten dolayı, meşguliyetten dolayı namazları cem ederler. Bütün bunlar sebepler şu bakımdandır ki camiye gitmeye dikkat yoktur ya cami yakın değil ve Gayri Ahmedilerin cami yakın ise biz oraya gitmeye iznimiz yoktur bazı bölgelerde. Ya bazı diğer sebepler vardır. Ondan dolayı namaz mutlaka kılarlar ancak evde kılarlar. Ve cemaat namazına doğru genel olarak dikkat yoktur. Yahut şu dahi vardır. Namazı cem etmeye sebepsiz olarak eğilim vardır. Cem etmeye doğru dikkatlerini çekmemize rağmen, sık sık telkin etmemize rağmen cemaat ile birlikte namaz kılma şevki, zevki ortaya çıkmamıştır büyük insanlarda. Sanki bu kavmi bir hastalık haline gelmektedir. Onun için bunu şiddetli bir şekilde tedavi gereklidir. Çok gereklidir. Bu kişisel eksiklik değil ki filan camiye gelmiyor namaz için. Bu nasıl dikkatsizliğin sizlik ortaya çıkıyorsa kavmi hastalık haline gelmektedir bu. Durumdan dolayı kolaylık insanlara cemaat nizamının önemini azaltmıştır. Şüphesiz Ahmediler evde namaz kılarlar. Ve öyleler dahi vardır. Birçok insan vardır. Ağlayarak dua ederler. Namaz kılarlar. Ve diğer Müslümanların çoğu
öyle belki bu şekilde dikkatle namaz kılmaz. Ancak yine de onlar ister zahiri mana için, gösteriş için dahi olursa camiye giderek namaz kılarlar mutlaka. Ve şimdi gayri Ahmedilerin camiye gitme eğilimi Pakistan'da haber vardır. Çok fazla çoğalmıştır. Pakistan'dan gelen haberlere göre. Orada biz bilmiyoruz ki namazı dikkatle kılıyorlar mı, kılmıyorlar mı? Fakat mutlaka camiye gidiyorlar. Ve orada cemaatimiz aleyhinde dahi beyhude sözler dinlerler. Ve onlar neticesinde onların kalbinde nefret doğar. Kötülükler ortaya çıkmaktadır. Fakat bir şey vardır ki camiye giderler. Biz camiye eğer gideceksek kötülükleri yok etmek için gitmeliyiz. Onun için arada çok fark vardır onlarla bizim aramızda. Fakat onlar buna dikkat ettiler ve bizim şuna dikkatimizde çok eksiklik vardır. Onun için buna dikkat etmeliyiz. Camiyi gerçek müminler onu dolduracaklar ve gerçek müminler zamanın imamına inanmış olanlar gerçek müminlerdir. İbadet adı altında fitne çıkaranlar mümin değil. Kavim olarak camiye giderek namaz kılmamak yahut namazı cem etmek eksikliği daha da çoğalma tehlikesi yahut eğilimi yahut imkanı çoğalır. Ne zaman ki biz şunu görüyoruz ki çocukların zihninde bunun önemi azalmaktadır. Ve bazı çocuklar kendi anne babalarının durumunu görerek şunu dahi söylemeye başladılar. Ki günde 3 namaz vardır. 5 vardır derseniz onlar derler ki biz annemizin babamızın 3 namaz kıldıklarını gördük. Onun için bu konuda her yerde dikkat ve plan gereklidir. Yoksa gelecek nesilde bu kavmi pislik haline gelecek, kötülük haline. Kendi çevrenizi araştırarak söylediğim gibi geniş bir şekilde plan hazırlamalıyız. Bugün dünyanın durumu ki Allah'tan ve dinden uzaklaşmaktadırlar. Eğer biz şiddetli bir şekilde çaba sarf etmezsek o zaman değişik kötülükler aramıza girecek, başlayacak. Bir kötülükten sonra ikinci kötülük gelir. Yalnız din adı altında baki kalacak. Ruhu kalmayacak. Eğer bir bölgede bir veba olursa, hastalık olursa hemen onu önlemeye çalışıyoruz. Planlar kuruyoruz. Manevi hastalıkları yok etmek için ne kadar çaba sarf etmemiz gerekir. Bu toplumda kalarak. Hatta söylediğim gibi şimdi bütün dünya birleşmiştir. Kötülükler ve iyiliklerin hastalığı için vebasını yok etmek için daha fazla çaba gereklidir. Önceden tedavi alırlar. Önleyici iğneler yaptırırlar. Onlar zahiri hastalıklardan, diğer insanlardan daha fazla korunmuş olurlar. Onun için kendimizi manevi hastalıklardan korunmak için söylediğim gibi her yüzeyde kavmi düşünceyle önceden plan kurmalıyız. Yanlış inançlar ve inançların değişimi neticesindeki ulemalar ümmet arasına soktular. Müslümanların büyük bir kısmı bütün kamil talimatı ellerinde olmalarına rağmen saptılar doğru yoldan. Şimdi bizim kendi ıslahımızdan sonra müstakil olarak kötülüklerden uzak durmak için çok çaba sarf etmemiz gerekir. Birkaç örnek ileri sürdüm. Çaba sarf etmemiz lazım. Nerelerde? Diğer Müslümanlarda kötülükler söz konusu oldu ve onlar saptılar ve biz nasıl onlardan korunacağız?
Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanarak sonra kendi talimatını öğrenmek ve ona göre amel etmek dahi gereklidir. Durum ile birlikte kendimizi diğer insanlar gibi kötülük yapmamaya çalışmamız lazım. Durumumuzu kendi talimatımıza göre yapmaya çalışmamız lazım. Hilafet ile kuvvetli alaka kurmamız lazım. Bu çağda MTA ve cemaatin web sitesi dahi Allah-u Teala bize vermiştir. Cemaatin web sitesini. Onlara bağlı kalmamız dahi gereklidir. Diğer kötü şeyleri göreceğimize. Böylece gerçek Kur'an'ı talimat ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgisini ve irfanından biz bilgi ediniyoruz. Bu vasıtayla biz gerçek talimatı öğreniyoruz. Onun için buna bağlı kalmamız lazım. Şunu unutmamamız lazım ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim gibi bir talimatı, kitabı elde ettiler, zikri geçtiği gibi. Fakat yine de onlarda öyle hatalar oldu ki bunun neticesinde onlarda belli hastalıkların ortaya çıkması gerekliydi. İlk en büyük şey kavmi kötülüğün yaratılmasına sebep oldu. O da Müslümanların şu inancıydı ki Kur'an-ı Kerim tam bir kitaptır ve içinde her şeyin zikri mevcuttur. Ve başından sonuna kadar insanların hidayetinin sebebidir. Bu sözlerle zahirde şu belli oluyor ki bu sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim'in güzelliği kötülük olarak ileri sürülüyor. Çünkü bu buna rağmen eksiklikler söz konusu oldu. Fakat eğer dikkat edilirse öğreneceğiz ki bu evet bu iyiliktir. Fakat bunu yanlış bir şekilde anlamak neticesinde Müslümanlarda çok büyük ayıp ortaya çıktı. Şüphe yoktur ki Kur'an-ı Kerim mükemmel bir kitaptır. Ve hiç şüphe yoktur ki bu kıyamete kadar bir hidayettir. İçinde en yüce talimatlar biriktirilmiştir. Fakat şunda dahi şüphe yoktur ki yüce Allah insanın beyninin yaratıcısı olan şunu dahi biliyordu ki dimağın beynin bu özelliğidir ki eğer o düşünme yeteneği eğer yaratılmasa kendisinde ölür ve ilerleyen durum içinde baki kalmaz. Onun için Kur'an'ı kamil yaptı Allah-u Teala fakat her buyruk Allah-u Teala verdiği onun bir kısmı insanın beyni için bırakmıştır. Belli usulleri ileri sürdü onlar apaçıktır. Ve bazı öyle sözler vardır ki onlar üzerinde düşünmek lazım ki insan bir zat arasın ve insanın beyni bunun neticesinde boş kalmasın. Onun için Kur'an-ı Kerim öyle kelimeler ve kelimelerle yazıda indirilmiştir ki onun üzerinde düşünerek insan bilgi edinebilir. Onun derinliğini öğrenebilir. Yoksa eğer herkese eşit fayda vermek düşünülüyorsa o zaman apaçık olmalıydı Kur'an-ı Kerim. Her insan ister düşünsün ister düşünmesin o konulardan bilgi edinebilirdi o konular hakkında. Bundan dolayı anlaşılıyor ki Allah-u Teala menşei budur ki insanın beyni boş kalmasın ve onun düşüncesi neticesinde düşünme işi neticesinde onun ilerlemesi durmasın. Fakat şu dahi açık olsun ki onun bazı usulleri vardır. Daha önce de söylediğim gibi ve bu çağda bunlara yol göstermek için bizim Allah-u Teala birçok usul ileri sürmüştür. Bizzat tefsir ederek bize göstermiştir ki biz onu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ve ona göre Kur'an-ı Kerim'in yeni yeni noktaları kim aramak isterse aramalıdırlar noktalarını. Diğer Müslümanlar gibi
Eğer eski tefsirlere bağlı kalırsak, o zaman yeni marifetler ortaya çıkmayacak ki onların neticesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onları bize göstermiştir. Bugünlerde gayri Ahmedilerde dahi onların müfessirleri, doktorlar, ulemalar cemaati literatürünü ve tefsirini okuyarak ders verirler. Onların öyleleri dahi vardır ulemalar ki tefsiri kebiri okurlar. Kısacası Kur'an-ı Kerim kamil ve mükemmel bir kitaptır. Bunda şüphe yoktur. Her şey vardı içinde. Fakat bunu okuyarak dikkat edenler ve onun talimatına göre amel edenler de ancak hidayete kavuşurlar. Bir şey alarak yalnız demek ki hidayeti elde ettik yeterli değil. Her söze göre amel etmek gereklidir. Kavmi ve kişisel iyilikler ve kötülükler belli olur bunun neticesinde. Bu kitapta Allah-u Teala ahirinin talimatı için ve onların düşüncelerini genişletmek için ve nur vermek için ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, anlamaları için bir zat göndereceğini dahi söylemiştir. Ancak düşünmeyenler ulema olarak adlandırılmalarına rağmen inkar ediyorlar Allah-u Teala'nın gönderdiği zatı. Kur'an-ı Kerim'in geniş bilgisi, nurun bilgisinden uzak dururlar. Ve cehalete girerek İslamiyet'i yanlış bir şekilde anlam vererek ve onun iyiliklerini göstereceğine onun adını kötüye çıkarıyorlar. Kısacası bu Müslümanların bu ameli bize daha fazla bu konuya dikkat etmeliyiz ki biz yalnız zahire iktifa etmeyelim, onu kafi görmeyelim, İslamiyet'in talimatının ruhunu anlayarak her kötülüğü, kavmi kötülük olmadan önce onu uzaklaştıranlar olalım. Ve her iyiliği kavmi bir iyilik yaparak cemaat içinde onu bütün cemaate yürürlüğe koyalım cemaat içinde. Dama öyle bir çevreyi zinde tutalım ve onu nesillerimize dahi muntakil edenlerden olalım ki onun neticesinde kötülükler yayılmasınlar. Aksine iyilikler yayılsınlar ve iyilikler yayılsınlar. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Bugün namazdan sonra ben iki hazır cenazeyi kıldıracağım ve iki cenaze gayb olacak. Hazır cenaze mukerreme hazır cenazelerden radıyallahu musarret han Abdüllatif Han'ın karısı Honsulo'da sekreteri Rıştan Ata Latif Han'dır. 2 Şubat 2005 10 senesinde vefat etti. İnnallâhi ve inne ileyhi raciûn 79 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi Manzur Han'ın gelini idi. 62 senesinde İngiltere'ye geldi. Honsulo'da uzun zaman lacnanın hizmetlerinde bulunduğu ziyafet sekreteri ve sadır misafirler dışında cemaat toplantılarında da hizmet verirdi. Arkadaşlarla birlikte kendi Ahmedi çocukları dışında gayri Ahmedi çocuklara dahi Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Çok güzel ahlak vasıflarına sahip misafirperver bir kadındı. Hilafeti çok severdi. Bağlıydı. Çocuklarını iyi bir şekilde terbiye yaptı. Şu yahut bir şekilde cemaate hizmet ediyorlar onun çocukları. Kocası dışında iki kız ve dört erkek hatırasıdır. Zahir Han Sadr Cemaat ve Naib Afsar Celsadır. Zahir Han Bey. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. İkinci cenaze Amir Şiraz Şahid Mahmud'un oğlu Morden South 12 Şubat 2015 senesinde kanserden dolayı vefat etti. 29 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi Hazreti Mistri Hasan Din'in torunu ve Hakim Celaluddin radıyallahu anh onun babasının dedesiydi. Kendi halkasında hizmet için
hizmet dışında celsa salana da security görevini yapardı. Güzel ahlaka sahip bir genç idi. Anne babası dışında karısı ve 2,5 yaşındaki bir kızı bırakmıştır. Merhum kansere sar hastasıydı ve uzun zaman sancılı bir şekilde güler yüzlü bir şekilde geçirdi bu hastalığı. Bana dahi hastalık anında geldi. Ne zaman gelirse güler yüzlü gülümsüyordu. İyi bir çocuktu. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve rahmette alsın kendisini. Onun karısı ve kızı dahi Allah-u Teala korusun ve sabır versin. Anne babalarına dahi sabır ve hafızla versin. Kayıp cenazesinde ilk olarak El Hac Reşid Ahmet vardır. Milwaukee'da 7 Şubat 2015 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 91 yaşındaydı vefat ettiği zaman. Merhum Amerika'nın St. Louis şehrinde 1923 senesinde doğdu ve 47 senesinde Ahmadiyya cemaatine girdi. Biyet ettikten sonra 2 sene sonra 49 senesinde Rabbah'a gitti dini bilgi edilmek için. Orada Müslim Ebu radıyallahu anh'u kendisini istasyonda dahi kendisini karşıladı. Cami Ahmadiyya'da 5 sene talim bilgi edindi. Sonra muballik oldu. Pakistan'da Urduca ve Pencabi öğrendi. Amerika'da ilk olarak camiye giden öğrenci olarak kendisi gitti. Bu onur onundur. Rabbata 5 sene esnasında Müslim Mevud radıyallahu anh'ı sık sık görürdü. Hazreti Müslim Mevud kendisini İbrahim Halil Bey'in kızıyla kendisini evlendirdi. Sara Kudsiye ile. 3 çocuk doğdu. O karıdan, hanımdan, eşinden ve bir erkek ve bir kız yaşıyorlardı. Amerika'da yaşıyorlar. 1955 senesinde Cami Ahmadiyya'dan çıktıktan sonra Amerika'ya muballik olarak gönderildi. Hazreti Müslim Avud R.A. Rabbah'tan ayrılmadan önce kendi eliyle yazdığı nasihat etti. Ve bir Mesih Avud R.A.'ya bir teberru verdi. Bir de kendi sarığının bir kısmını verdi. O da kendisi yanındadır. Yanındaydı. Şimdi çocuklarının elindedir. Amerika'nın ilk olarak Amerikalı müballiğiydi. Amerika'da Chicago, St. Louis ve diğer şehirlerde müballik olarak görev yaptı. Ayrıca emir cemaat olarak dahi görev yaptı. Ayrıca uzun zaman sadr Milwaukee cemaatin sadrı olarak kaldı ve değişik görevlerde bulundu. Sonra St. Louis'in ikinci evlilik yaptığı Azize Ahmet ile eski sadr cemaatin kızı. 2 çocuk ve 2 kızı vardır. Tebliğ yapmayı çok severdi. Hiç fırsatı kaçırmazdı. Kendi sadarat esnasında Milwaukee cemaat Amerikalı Ahmediler çok büyük bir cemaat oluştu. Amerika'nın diğer cemaatlere daha fazladır sayıları. 1998 senesinde hac yaptı. Milwaukee cemaatinde diğer cemaatlerde çok makbul idi diğer insanlarda. 20 seneden beri televizyondaki bir program İslam Live'ya katılırdı. Kendi hayatının son saniyelerine kadar haftalık tebliğ standında masa kuruluyordu. Orada mutlaka giderdi. Vefatından önce hastanedeki hemşireleri tebliğ yaptı. 90 oradaki şehrin üniversitesi Wisconsin Üniversitesi'nde genel Müslümanlar için büyük bir toplantı yaptı. O üniversite Wisconsin Üniversitesi'nin genci ile de alakası vardı. Orada konuşma yapardı daima. Binlerce insana bilgi verdi İslamiyet konusunda. Merhum birçok lider ile dahi alakası vardı. Pazar günü bir toplantı yapardı ki orada Ahmediler dışında değişik dinlere inanan diğer insanlarla gelirler ve onun sözlerinden istifade ederlerdi. Dostların isteği neticesinde ve merkezin izniyle kendi hatıralarını yazdı. Müslim Mevud Rıziyalar'dan bahsetti.
özellikle Pakistan'ın değişik yerlerine gittiğini ve soru cevap toplantılarına gittiğini yazdı. Kitap olarak bunu basacaktı. Birkaç yıllık çabası neticesinde bu kitap oldu ve şimdi yayınlanmak üzeredir. Murabbi silsile Farhan Rabbani yazıyor. 9 ay önce muballik olarak buraya ilk olarak kendisiyle karşılaştım. Benim yaşım küçüktü fakat sevgiyle beni karşıladı. Kendisinden cemaat Milwaukee cemaatinde bazı programlar konusunda fikir edindim. Urduca olarak bana dedi ki Mevlana sahip, sen Amirul Mumin halifenin temsilcisisin, ne dersen bizim görevimiz yalnız itaat etmektir. Ve itaat hissi vardı kendisinde. Şemşad Bey diyor ki Amerika'ya geldiğim zaman daima Müslim Mevud'un sözlerini bana söylerdi. Hazreti Müslim Mevud'un sözlerini göre hayatını geçirdi. Geçen cuma Müslim Mevud'un hatırası hakkında bir konuşma yaptı Celsa Salana'da. İslam Ahmediyet ve hilafeti korunma konusunda diyeme bu yanlış olmayacak ki bir kılıç gibiydi. Daima Ahmediye cemaatinin tebliğini yapardı. Yaşlılıkta dahi zayıf bedeniyle tek başına tebliğ yapardı. Ve Mr. Tebliğ, Tebliğ Bey olarak tanınırdı. Tebliğ Bey. Allah-u Teala'nın lütfuyla onun cenazesine birçok insan katıldılar. Sonra cenaze gayb vardır bu da. Hasan Abdullah. Detroit. Bu da Amerikalıdır. 30 Ocak 2015 senesinde vefat etti. 1929 senesinde bir Hristiyanlık ailesinde doğdu. William Henry adı idi doğduğu zaman. 1970 senesinde bir Ahmedi Brother Wahab onun sınıf arkadaşıydı. Onun vasıtasıyla İslam Ahmediye cemaatine girdi. İslam kabul ettikten sonra Hasan Abdullah adı verildi kendisine. Büyük fedai bir Ahmediydi. Kur'an-ı Kerim'i çok severdi. Her gün tilavet ederdi Kur'an-ı Kerim. Derdi ki Keyif suresinin son ve 10 ve son 10 ayeti daima okurdu. Cuma namazına mutlaka katılırdı. İlk olarak camiye gelir ve ezan okurdu güzel sesiyle. Cuma namazı için önce gelir ve nafile namaz kılar ve Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederdi. Elbisesi güzel idi daima. Bir defa hastalandı. Hastaneden cuma namazı vakti gelince cuma için camiye geldi hastaneden. Eve gideceğine. Detroit cami yandı. Tekrar yapıldı. Büyük ihlas ile kendi evine verdi. Cami yapılırken ki kendi evinde namaz kılınsın. Kitaplarını severdi cami cemaatin. Ruhlarında bir doğruluk için bir çırpıntı vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını kabul etti. Ve sonuna kadar biyete bağlı kaldı. Karısı vefat etmişti. Çocukları Ahmedi değil. Allah-u Teala merhumu mağfiret eylesin. Bütün merhumların derecelerini yükselsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر